Merhabalar bu bölümde size Philips Hue Play LED aydınlatma sistemini tanıtacağım. Philips'in Hue sisteminin 3 tane özelliği vardır. Birincisi çok pahalı olması. ikincisi şöyle bir bridge ile çalışması. Dolayısıyla Zigbee dışında bir standardı desteklememesi. Üçüncüsü ise Ambilight'lı Televizyonlar herhalde 10 senenin üzerindedir ee, bunun süresi, çıkış süresi. Ambilight'tan beri bu konuda e, ortam aydınlatma konusunda bir tecrübesi var ve bu tecrübeyi Hue sistemine aktarmışlar. Donanımdan yazılıma kadar komple bir çözüm sunuyor size ve bu konuda sektörün önde gelen e, firmalarından bir tanesi Philips. Dolayısıyla ilk iki maddeyi boş verip bu sistemleri alıyorsunuz araştırma yaptıktan sonra. Sektörde böyle birazcık tekelimsi ya da öncü konumda olduğunuz zaman tabii ki bunu kullanmaya çalışıyorsunuz İşte az önce söylediğim şu e, Bridge sayesinde Philips Kendi ortamını kuruyor ve dışarıya Zigbee formatını Haricinde bir e, ürünün dışarıdan bağlanmasına izin vermiyor Bu yıl bluetoothlu ürünlerini duyurmaya başladılar ki ampullerden başladılar Çünkü en çok hani kullanılan ürün onlar Artık Philips de Zigbee'de ısrar etmeyip Bluetooth özellikleri taşıyan cihazlar sunacak Ancak bu durum e, Bridge'den vazgeçtikleri anlamına da gelmiyor hala Genel olarak ampuller haricindeki sistemler bu Bridge ile çalışıyor. Bütün mesele bununla başlıyor. Yani gidip işte az önce az sonra tanıtacağım Play'i aldığınız zaman sistemi kurmuş olmuyorsunuz. Bir de buna ekstra para vereceksiniz. Alacağınız ürün 500 liraysa bunun da fiyatını eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla daha pahalı hale geliyor. Aslında iki tane işte ışık LED ışık koyuyorsunuz. Ama sisteminize ya da çalışma ortamınıza eklediğiniz minimum 4 tane kablo ekleniyor bunun yüzünden. Çünkü Bridge sisteminize öncelikle şuradaki kablosuyla router'ınıza ya da modeminize bağlanıyor ki ağ erişsin. Daha sonra işte kendisinin adaptörü var. Bir de elektrik alacak. O ledleri bağlıyorsunuz. Onların da kendi elektriği var. Derken ortalık bir yine kablo anlamında şenlenmiş oluyor. Halbuki e, cihazlar doğrudan bluetooth'la konuşabilseydi router'ınızda karmaşaya gerek kalmayacaktı. Avantajı yok mu derseniz avantajları da var. Çünkü şu alet 50 tane cihazı destekliyor. Buna 50 tane aksesuar bağlayabiliyorsunuz Zigbee bir desteklediği sürece. Telefonunuz ya da bilgisayarınız buna bağlanıyor. Dolayısıyla tek tek cihazlarla uğraşmadan bunun uygulaması üzerinden her şeyi ekleyip çıkarabiliyorsunuz. E Ağa bağlanmış oluyor tabii bunun üzerinden e, ve bu a kullanarak evinizin dışından bile erişebiliyorsunuz. Ek olarak yine ağında o ağda olmanın avantajıyla e, bütün cihazlar evinizde e, haberleşebiliyorlar. Hue Play ne? Önce ondan başlayalım bir led aydınlatmasına aslına bakarsanız. Şöyle göstereyim. Bunlar kutudan böyle set olarak çıkıyor. İki tane var. E zaten tekini almak, tek olarak almak çok anlamsız olur. Onu da anlatacağım nedenini. E bunlar amaçları bir ambiyans yaratmak. Nasıl konumlandırdığınız size bağlı. Ben mesela içinden çıkan şu parçaları böyle montajladım. Bunları da monitörlerin arkasına, monitörün arkasına, yanındaki monitörün arkasına takıyorum. Böylelikle arkaya duvara ışık veriyor. Ee, bu ışık 530 dümen gücünde, İ tabii ki iki tane olduğu için iki çarpı diye düşüneceksiniz. Ee, 43 wattlık ampullere denk geliyormuş, Hani normal ampul olsaydı bunlar ne olurdu diye düşünürsek. Şimdi bunlar birkaç tane işe yarayabilir. Öncelikle birincisi dekoratif, yani oldu bulunduğunuz ortama bir e ışık katmak, bir renk vermek için bunları kullanabilirsiniz. Bence uygun değiller bu iş için. Daha uygun HUE modelleri var. Onlara bakmak daha iyi olabilir. Bunlar biraz daha özel maksatlı ürünler. İlk hedef, ilk düşüneceğimiz şey bu Philips'in Ambilight TV'lerinde olan sistemi standart televizyonda ya da bir monitörde, bilgisayar monitöründe aynı şekilde yaratabilmek. O aynı ortamı, aynı ambiyansı oluşturabilmek. Şöyle bir adaptörle geliyor. Tabii ben Amerika'dan aldığım için ucu Amerikan ucu şunu 5 liraya alabileceğiniz adaptörle e, Türk yapıyorsunuz. Adaptörün 3 tane şurada gördüğünüz e, girişi var. 2 tanesini bağlıyoruz, bir tanesi açıkta kalıyor. Çünkü eğer isterseniz buna bir tane daha aynısından takabilirsiniz. Aslında hani bir taneyle sınırlı da değil ama adaptör 3 tane desteklediği için öyle diyorum. Ayrıca bunlar tek tek satılıyor. Bunlar iki şekilde kumanda ediliyor. PC'ye ya da Mac'e indirdiğiniz yazılımla ya da telefon uygulamasıyla. Telefon uygulamasıyla bunları kullandığınız zaman bir sürü profil ayarlama imkanı sunuyor sizlere. Gün bat doğarken şöyle yansın, batarken şöyle yansın. Hatta dışarıdan geldiğiniz zaman bulut üstünden anlıyor ışıkları siz eve girerken yakıyor gibi. Buna benzer birçok profili ayarlamanıza imkan sağlıyor. Timer'lar, zamanlayıcılar kurabiliyorsunuz. Ürünün uygulaması bu arada Türkçe. Kendisi zaten algılayıp Türkçe versiyonunu kuruyor. 2000 ve 6500 e, Kelvin arasında ışık verebiliyor. 16 milyon renk destekliyor. Hazır profillerin dışında kendiniz istediğiniz renkte yakabilirsiniz bunları. İşte bu ayarlama imkanı bana şunu da sağlayacak. Ben bunları monitörün arkasına yapıştırıp bırakmayacağım. Bunlar normal ışık oldukları için, LED aydınlatma oldukları için mesela bir sahne aydınlatmasında kullanılabilir. Ben ürün fotoğrafı çekerken ya da işte hobi maksatlı figürlerimin fotoğrafını çekerken bunları kullanabileceğim. Bunların hani yapı olarak da simetrik olması orada benim işime geliyor. Hem de küçükler. Artı işte istediğim ışıkta yakabildiğim için renkte ikisini ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Aynı anda aynı şey vermek zorunda değiller. Efekt e, vermek için de kullanılabilir. Bir işte bir tanesi kırmızı verir objeye, bir tanesi yeşil verir, mavi verir neyse. Bunların örneklerini göstereceğim zaten neler yaptığımı. Tabii sadece bu iş için alıyorsanız almayın. E, onun için normal ampuller daha uygun. E, ampuller daha ucuz olduğu için ve aynı e, hani ile bağlandığı zaman aynı ayar imkanlarını onlar da sunuyor bugün. Şimdi ben aynı zamanda bunu gerektiğinde Kendimi aydınlatmak için de kullanacağım bu videolarda bunun gibi videolarda diyelim ben aslında monitörüme e, şu light strip denen ledlerden almak istiyorum bu anakartlardan e, çıkar ya da işte anakartlarda e, kendi üzerlerinde de olur ya da siz şerit olarak alır bağlarsınız kontrol edersiniz onun Monitör versiyonları da var. Monitörün arkasına yapıştırıyorsunuz. Öyle şeyler düşünmüştüm ama işte bunun ek kullanımları, kullanımının kolay, kolay olması gibi sebeplerle o, o konuya hiç giremedim maalesef. Ve bunları aldım. Bunun bilgisayar yazılımı ekranda oynatılan içeriğe göre ışıklarını yakabiliyor. Yani ekranda bir şeyler kırmızıysa bunlar da ortama kırmızı ışık veriyor. Mavi ise mavi veriyor. Bu sayede görüntülediğiniz zaman bu işte 32 inç bir monitör baktığınız zaman aslında olayın etkisi, izlediğiniz şeyin etkisi çok daha büyük oluyor. Öncelikle şunu bilin. Bunlar tek bir ampulmüş gibi düşünün. Yani diyelim ki ekran siyah işte gece bir tane yanan bir göktaşı giriyor. Şöyle olmuyor. Şurada kırmızıyı yakıyor. O kırmızıyı böyle takip ederek ekranın sağından soluna solundan sağına fark etmez çıkıp gidiyor. Bu şekilde çalışmıyor bunlar. O strip dediğimiz şerit ledler o şekilde tek tek yana yana bunu yapabilir ama yani bu yapmıyor. Bu ne yapıyor? Bu işte ekranı o kırmızı gök taşı girdiği anda girmeye başladığı anda ufak ufak kırmızı yanmaya başlıyor. En kuvvetli noktada tam kırmızı yanıyor. Sonra tekrar sönüyor. Dolayısıyla bundan bir tane almanız hiçbir işe yaramıyor. Çünkü kendisi sadece yanıp sönerek ancak o efekti kırmızı yanıp sönerek verebilir. İki tane olduğu anda ne oluyor? Bu sefer ekrana göktaşı buradan giriyorsa önce bu ufak ufak kırmızıya dönüşüyor. Sonra tam kırmızı oluyor. Bu tarafa dönerken, giderken sönmeye başlıyor. Bu bu sefer kırmızıya doğru yanıyor. Bu bu sayede izlerken göktaşının hareketini sizin de odanızda o kırmızılık bir noktadan bir noktaya soldan sağa ya da sağdan sola e, hareket etmiş oluyor ve işte o e, güzel bir etki. Ama diyelim ki 75 inç kocaman bir televizyonunuz var. Bunları iki uca taktınız. E arada bir boşluk kalıyor. İşte o gibi durumlarda da üçüncüyü takıyorsunuz ve boşluk doluyor. Böylelikle o pürüzsüz geçiş sağlanmış oluyor. Aslında daha büyük bir sorun var. Bu play sistemi TV'de çalışmıyor. Çünkü TV'de çalışacak bir uygulaması yok. Tek yolu şu. Bilgisayarınız var ya da laptopunuz var. Uygulamayı oraya kuruyorsunuz ve filmi orada oynatıp televizyona yansıtıyorsunuz. O zaman işte hesaplamalar bilgisayarda yapılıyor. E, playler zaten televizyonda takılı sorunsuz bir şekilde kullanıyorsunuz. Görüntüyü yani ben denemedim ama görüntüyü ha kabloyla atmışsınız. Ha kablosuz atmışsınız. O çok fark etmeyecektir. Ben tabii bunu filmlerde ve oyunlarda denedim. Özellikle oyunlarda merak ediyordum. Filmlerde çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyordum zaten bir sorun da olmadı ama oyunlarda hani ne kadar e, gerçekçi, ne kadar hızlı bir şekilde adapte olabiliyor o önemliydi. Bunun için ayar koymuşlar. O renk değişimlerinin hızlı olması ya da geçişlerin biraz daha yumuşak olması için en hızlısında kullandığımda hakikaten e, bu sefer böyle beni en azından rahatsız edici şekilde hızlı oldu. Yani e, gecikme olmadan. Ya da işte hissedilir gecikme olmadan anında bütün renk değişimlerini görüyorsunuz. Bu çok iyi bir etki değilmiş. Onu yani benim açımdan öyle oldu. Biraz daha hassasiyetini düşürdüğünüz zaman geçişler daha yumuşak oluyor, daha yavaş oluyor. O zaman daha rahat ediyorsunuz ee, ve şunu gördüm, gerçekten de oyunun içindeki ışığın aynısını üretebiliyor. Birebir tabii bütün renkleri aldığınızı söyleyemem, ama baskın renk neyse o yansıtabiliyor ve dediğim gibi iki tane oldukları için mesela bir tarafta renk farklıysa oranın rengi diğer tarafta renk farklıysa o tarafın rengi aynı da verilebiliyor. Bunlar tabi duvara verildiği zaman karışıyor bu renklerle birlikte. Yani bunları böyle şerit şerit düşünmeyin. Kocaman bir alanı aydınlatabiliyor. O yüzden de biraz deneyeceksiniz. İlk başta hemen yapıştırmayın. Biraz deneyin. Yukarı vermeyi deneyin. Şöyle tutun, dik tutun. Biraz açılı verin. En ideal pozisyonu yakalamaya çalışın. Çünkü şeyde etkili. Duvardan ne kadar uzak duracaklar ya da e, duvara hangi açılarla bakacaklar duvarın rengi ne bunların hepsi e, etkiliyor o yüzden test ederek ideal pozisyonu yakalayın. Ürünlerin bile kendi versiyonları var mesela bu Bridge'in 2.1 sürümü farkı şu mesela bu 2.1 sürümünde sesli komutlar asistanlar, destekli hale gelmiş Alexa, Siri, e, Google asistan, sesli komutla açıp kapatabiliyorsunuz bu tip destekler var bu versiyona gelmiş. Benim hani birazcık araştırma yaptım. Gördüğüme göre e, Philips bunların uygulamalarını konsollara getirmek için uğraşıyor. Kendi açıklamaları da şu hani PC'ye, Mac'e yaptık. Çünkü kendimiz uğraşabiliyorduk. Orada işte e, işin içine Sony giriyor, Microsoft giriyor. Onlarla da çalışılması gerekiyor diye. Hani televizyonlara gelir mi bilmiyorum ama e, konsollara gelme ihtimali doğrudan destek ihtimali e, var. Kurulumdan da bahsedeyim. Hue Bridge ile kuruyorsunuz. Çok basit bir kurulumu var. İlk ve tek şartı aslında bakarsanız cihazların hepsinin, PC'nin de aynı ağda olması. Diyelim ki evinizde bir tane modem var. Ona da router bağladınız. Hue Bridge'i routera bağladınız. Ama bilgisayarınız modemden bağlı. Bunlar o zaman birbirlerini göremeyebiliyorlar. Yani evinizde eğer hani hem router'ın hem de modeminizin portlarını aynı anda kullanıyorsanız... Ya bunların ikisi de modeme bağlı olsun ya da yani bilgisayar ve Q'dan bahsediyorum, bridge'den bahsediyorum ya da ikisi de router'ınıza bağlı olsun. O zaman bir sorun çıkmıyor. Siz bunu eğer aksesuar olarak kullanıyorsanız e, cep telefonu uygulaması bütün işlerinizi görüyor ama PC'de işte az önce bahsettiğim senkron meselesine girecekseniz buradaki içeriğin e, ne olduğuna göre tepki vermesini istiyorsanız işte o zaman senkron yazılımı devreye giriyor. Çok fazla ayarı yok. E, olan ayarlar daha çok işte Ekrandaki e, oynatılan içeriğin seçimi. Müzik mi oynatılıyor, film mi, video mu, e, oyun mu. Ya da işte bazen oyunla birlikte çalışsın diye de oyunun egzesini gösterebiliyorsunuz. Parlaklık ayarlarını ya kurcalayabilirsiniz. İşte oyun dışında odanıza ışık vermesini istediğiniz zamanlarda ya da işte senkronizasyon olmasın ama odaya da ışık versin dediğinizde onun ayarları var. Kuvvetleri ve işte Kelvin değeri var. Preset kullanmak zorunda değilsiniz. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. E, kullanımı basit bir cihaz aslında bakarsınız. Kaç parayı aldım, nereden aldım, memnun muyum? Bunlardan da biraz bahsedeyim. Öncelikle Türkiye fiyatı 1800 lira civarı, 1700 lira rakamlara e, var e, ama ortalaması 1800 yuvarlayalım. Amazon'dan almayı tercih ettim. Amazon'dan vergiler dahil her şey e, 985 TL'ye geldi o günkü kurla ki bugünkünden çok farklı bir kur değildi bununla bitmiyor işte bir de şu birici almanız gerektiğinden bunun fiyatı da 350 lira Türkiye'de ortalama. Hatta ben vatandan 280 liraya 289 liraya aldım 300 diyelim önemli değil. Amazon'da ben aldığım zaman biricin fiyatı daha pahalıya geliyordu. O yüzden Türkiye'den almayı tercih ettim. Hatta bunun tek versiyonu da işte genişleme paketi deniyor ona. Şu anda Türkiye'den hemen hemen Amazon fiyatına alınabiliyor. Çok fazla da beklemem gerekmedi 15 gün içinde geldi ürün. Ama enteresan bir şey hiç böyle bir şey almamıştım ürün böyle geldi. Yani adamlar bunu herhangi bir ekstra koruma kutusuna falan yollamamışlar. Direkt işte şurada görüyorsunuz yapıştırmışlar bandını, bilgisini böyle kargoya vermişler. Böyle geldi. Ezik mezik de yoktu. Tamamen şans olduğunu düşünüyorum. Böyle bir hatayı nasıl yaptılar aklım hala almıyor. Finalde beğendim mi? Evet beğendim bir sorun çözen bir ürün değil. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Bu tamamen keyif meselesi. Benim gibi içerik tüketiminizi bilgisayar başında yapıyorsanız öncelikle hani keyif alıyorsunuz. Çünkü zaten diğer platformlarda uygulaması henüz yok. Hep uydurma yollarla PC üzerinden çözmeye çalışıyorsunuz. E ben de oyunlarımı PC'den oynuyorum. Konsolum zaten yok. Televizyonum yok. Dolayısıyla içerik izlediğim zaman film dizi vesaire buradan izliyorum. E buradaki deneyimimi biraz daha üst seviyeye çıkarmaya çalıştım. Zaten 32 inç monitör almıştım geçen sene. Bu alanda yapabileceğim işte iyileştirme, keyif anlamındaki iyileştirmelerden birisi bu ışık sistemiydi ve hani %100 memnuniyetle sonuçlandı. Deneyim tarafında hiçbir şikayetim yok. Fiyat tarafından her şeyde olduğu gibi şikayetim var ama Türkiye'nin koşulları haricinde de pahalı bir ürün tekrar söyleyeyim. Hue Play sistemine zik bir destekli aksesuarlar bağlanabiliyor. Yine Amazon'dan bakabilirsiniz ne tür aksesuarlar var diye. Hem Hue'nun kendisinin bir sürü aksesuarı var hem de işte bu sisteme özel geliştirilmiş. Yani özel demeyelim de işte bu ağa uygun geliştirilmiş çok aksesuar var. Belki hoşunuza giden şeyler çıkar, çıkar ve genişletirsiniz bu sistemi. Böyle kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.